Yani ana yemeği aslında beğendiler ya. Bir de şimdi şimdi herkes yarışmacı ya burada. Şimdi bütün yemekleri ben beğeniyorum diyemedikleri için yani hep ufak köşeden, kıyıdan, kenarından, köşesinden bir şey bulup söylüyor yani. Şu anda çilek reçelimi koyuyorum ve Banu Hanım bunu nasıl yiyecek onu da çok merak ediyorum. Acaba bunu ağzından çıkaran olur mu çok merak ediyorum. Kullanılan teknikler ve teknikleri bilmesi falan çok güzel. Tabii ki. Bunları masaya... Riskli bir menü onu söyleyebiliriz. Evet, yansıtması çok iyi ama istenileni alamamamız... Sonuçta evet riskli mi? Riskli bir menü. Gel gelelim neticesini değerlendiriyoruz. Sonuçta yemek yiyoruz. Evet. Yani hepimizin damağında hoş bir tat bırakmalı diye düşünüyorum. Evet, beklediğim gibi oldu. Ben ısrarla söylüyorum, poşe yumurtası olması taraftarıyım. Bıldırcı yumurta hem daha çok tekniğini ve emeğini göstermiş olurdu. Ve fazla haşlanmış, artık siyahlanmaya dönmüştü yumurta. Ve hani hiç bağdaştıramadım. Yani onu neyle beraber yemem gerektiği, yanında bir sos yoktu. Zaten yaprağı vermiş içinde karides, kuru bir şey. Yumurta da kuru bir şey. Hani bir şeyle belki yiyebilecek bir şey olsa, belki patates püresiyle bile bir nebze gidebilirdi. Ama onların yanında hiç olmamıştı. Zorlama bir tabaktı. Ana yemekte bu şekilde hatalar ciddi puanlara kırılmasına sebep olur ki ben de zaten bütün puan... Ana yemeği ben aslında puanlamadım, öyle söyleyebilirim. Ve aşçılar haftasında yani sunumların yıkılıyor, öyle söyleyeyim sana. Buyurun sana. İstiridye üzere ev yapımı çilek reçeli ve havyar. Kendi tabağımı getirip devam ediyorum kendiniz hemen. Yaptınız. Çok önemli notlar söyleyeceğim. Çok önemli notları var. Yemeden önce bekleyelim. Bence de. Bunun da özel bir yenme biçimi vardır, yöntemi vardır büyük diye düşünüyorum. Büyük ihtimal Zuhal Hanım midye gibi alacağız. Hayır canım, büyük ihtimalle. Oyster seven var mı? Bunu seven var mı istirdiği? Banu şu an istirdiğiyle bir mücadele. Şimdi, surat aldı, beni benden aldı diyor bu yemek diyor. Öncelikle yemeğimin açıklamasını yapayım. Bu menü dünyaca ünlü şefler var biliyorsunuz şeflerden. Bir tanesi de Gordon Ramsay. Bu menü, Gordon Ramsay. Ramsay. Türk açılımı. Evet. Bu onun reçetesi ama sadece bunu kendi restoranında kullanıyor. Yani Türkiye'de çok ciddiyim, onu araştırabilirsiniz. Bu şekilde bir reçete ve menü yok. Buna çok ciddiyim. Siz nereden öğrendiniz? Ben çok ünlü bir şefim sayesinde bunu öğrendim. Bana bilgisini verdi. Çok uğraşlarla aldım bunu. Özel bir üniversitede zaten onun asistanlığını yapıyordum. O da David şefim. Buradan selam söylüyorum ona. Çok yardımcı oldu. Zaten sadece David. Tarifi merhaba, almakta David zorlanmışsınız galiba evet. Çünkü... Yani şimdi burada bunu yeme şeklini bilmiyorum biliyor musunuz? Dediğiniz gibi limon sıkılıp da çekilebilir kaşıkla. Havyardan bunun üstüne bir çatal atmanızı istiyorum. Sağ elinizden bunu tutup çatalla sol elimizle şu şekilde havyarımızı atıyoruz. Sol elimizle tutup sağ elimizle çatalı önden çekiyoruz. Gösteriyorum. Tamam. Hepsini mi? Hop diye. Sen yarın. Hepsini mi yiyeceğiz? Yarısını ye. Su alabilir miyim? Tabii. Yarısını yarına sakla. Bardan su alabilirim. Bu arada benim onun bir yurt dışındaki bir restoranda yemek yeme şansım olmuştu. Türk izleyicileri de kendisini yabancı bir kanalda MasterChef'in başka bir versiyonda izleyenler vardır. Teşekkür ederim. Adamın böyle 4-5 tane çocuğu var. Ben takip ediyorum. Onları da yetiştiriyor. Çocuklarıyla beraber çok keyifli yemekler yapıyorlar. Çocuklar da çok başarılı. Ya adam zaten çok sempatik de. Benim sevdiğim şeflerden birisidir. Türkiye'de de tanınır aslında. Azımsanmayacak bir kitlesi vardır. Özellikle ilgisi olanlar için. Ben onun restoranlarından birinde yemiştim. Güzel yemekleri var, reçeteleri var derken. Gordon görmesin. Şu halini Gordon görmesin. Vallahi olmaz İsmail. Zoran sen deniz... yememişsin. Yedim vallahi yedim. Vallahi... İstiridye de ters koymuş kayalık gibi görmeyin lütfen, diye. Vallahi bileyim. Ağzınızda çiğnemenize gerek yok. Direkt gitmesi gerekiyor. Yutacağım. Çiğnemeyim zaten. Yani yok zaten istiridye yani... en fazla iki yere çiğnemeyim. Üçüncü de yiyemez. Zaten evet. Normalinde de şöyle bir durum vardır. Bunun canlı gelmesi lazım. Evet. Ölü gelirse zehirlenmeye kadar yolu var. Çok büyük yabancı izleyen. Restoranlarda ben yedim Fransa'da falan özellikle çok giden bir abi yürü yedin bu. Yedim. ben severim şahsen istiridye ama herkesin yiyebileceği bir şey mi? Değil. Değil her anlamda değil. Tatlı olarak da yani, tatlı değil ki bana tuz da geldi. Denizin tuzu. İşte tatlı kusu. Olanı ben de ilk kez yiyorum bu arada sizinle beraber. Ben i̇şte normal o istiridye yerim. Su almak denizi mi yememiz buradaki amaç? Hatta özellikle Fransa'nın güneyinde, Paris'te de çok severler. Gece 11'de bu böyle kat kat tabaklar vardır ya, katlı evet. Tabaklar. Bu istiridyeler, kum midyeleri, efendime fümeler, o çiğ bütün yenen ne varsa getirirler özel alet edevatlarıyla.
Ya 2 saat gece 12'ye kadar yiyorlar, üzerine de tatlılar. Sokak önden tabii bir onların kuru şeyleri, baget ekmekleri, tereyağları, meşhur tuzlu bir yemek, bir yemek. Zaten ben gıcık oluyorum Fransız kadınların o anlamda. Gece 12'ye bir, gece 10'da başlıyor akşam yemekleri. Zaten geç vakit oturuyorlar, gece 1'lere kadar yiyorlar. O ekmekler, tatlılar zaten çok meşhur patisserileri biliyorsunuz. Ne be böyle kadınlar? İçeceğini nasıl süre alıyorlar onu da anlamıyorum. Sürekli yemiyorlardır sade. Yok, su alayım o zaman. İşte ben de öyle Fransa'da bir iki kere... Siz yemediniz galiba. Özellikle bunu bir arkadaşım dedi ki ay canlı bu değil dedi. Bu dedi ne kadar evi olmaz, tazesi gelmesi lazım falan filan canlı diye. Canlı. Öyle biraz. O anda ölüyor ama limonu sıktığınız zaman ölür o. Evet, öyle bir durum var. Tabii gel gelelim. Biz kendi şey, niye bu herkes bir fenalıklar geçirdi ya? Smile. Yüzündeki smile dondu. Bir şeyden bahsetmek istiyorum. Biber suyu dinleyelim. Kendi haftamda yarıştığımda pire tarık vardı, bilmiyorum. Ben biliyorum. Ay Tarık nasıl? İyi Tarık, sevgiler, selamlar. Buradan selam söyleyelim kendisine. Yani şu an kendimi o haftada hissediyorum. Gerçekten yani siz... Yani ama yiyorsunuz, şimdi bizim, beğenmiyorsunuz, yüzünüzü ekşitiyorsunuz, 3 bardak su içtiniz, siz yemiyorsunuz, çok ucundan bir şey alıyorsunuz. Şimdi aşçıyız diye beğenmek zorunda mıyız? Deniz ucunu yemek zorunda mıyız? Ama yiyeceksiniz. Hayır, yedik, ondan bahsetmiyorum. Önemli olan beğenmek kısım. Zorunda mıyız? Ama ağrıya zorla yedirdim ama. Berfu Beyciğim, dediğim gibi farklı çalışıyorsunuz. Neden yemiyorsunuz? Aşçıyız ama ben mesela Türk mutfağına hakim hiç yemedim. Ve doğal olarak hani bilmediğim ürünler farklı geldi. Ama yeni açık olmanız lazım farklı tatlara. Ama şunu söyleyeceğim sizin için. Yaşımız küçük galiba. 23 yaşındayım ben. Ülkemizi yurt dışına çok güzel temsil edebilirsiniz. Teşekkür ederim. Onu söylemek istiyorum. O ayrı. Yani buradaki amacım çok lezzetler yedik. Hepimiz şefiz, aşçıyız, damak tadımız kuvvetli. Biz buna burada tatlı değil diyemeyiz. Şimdi ben bu hem bir, yemeğe bir rekete, hem de kişiye haksızlık ve saygısızlık olur ben, benim açımdan. Sizin açınızdan, benim açımdan değil. Bu benim tercihim değil. Ama tuz geliyor ya, o yüzden tatlı değil. İşte buradaki lezzetleri hepsini ben farklı değil diyemiyorum ama yani. Mesela havyar tuzlu. Deniz kabuğunun kokusu... Ama lezzetlerin çarpıştığı şeyler yemişsiniz. Lezzetleri... Birçok mutfakta tatlılar, ekşiler, acılar birbirine karışır. Ama öyle deniz bu yemek... çok değiştiriyor. Deniz özellikle Tay mutfağı falan öyledir mesela. Siz acı tatlılar, ama... ekşiler alışık olmanız lazım. Yani ben tuzlu bu tatlıdan bahsetmiyorum. Çektim, denizin kokusundan bahsediyorum. Ne çabarcılık. Şey, tabii pet shoplarda var bu, balıkçılar satıyor. Abartmayın ya. Satıyor mu? İki gün arası. Şu an seviyeyi düşürdünüz şu an. Kolay bulunmuyor ben bir daha. Ben de düşüreyim mi? Baklava ayran geldi de yemedik mi? Hepimiz bitecek. Kaç para verdik? Bunların hepsi bitecek o tabaklar. Valla bunları da alıp götüreceğim evde süs diye. Hatıra. Şaka. Ya bir de çok sağlıklı. Beğenmedim. Radikal bir şey tabii ki. Gerçekten dediği gibi Zuhal'im radikal bir karar. Ama büyük de risk. Evet. Ya hep cesaretler geldim buraya. Cesaretler, tebrik ben ediyorum. Ben de tebrik ediyorum. Ederim. Ama bütün yemeklerini de risk alarak geldim buraya. Anladım. Yani... Bak diğerlerindeki emeklerini inkar edemem. Tavuktaki mesela. Uğraşmışsın, kinoğunu haşlamışsın, tavuğu hale getirmişsin, top haline getirmişsin, sunumun her şeyi mükemmel. Ama burada da reçeli kendi yapmış mesela. Ona geleceğim. Lezzet kısmında bir sıkıntım vardı. O ne yaptı? Bütün emeğini saf dışı bıraktı. Bu da çok fazla bir emek yok. Diyemiyorum. Şimdi reçelin var, uğraşmışsın ama hani... Reçelle neyle uğraştık ki Mesut Bey? Reçel nasıl yapılıyor? Şeker atıyor. Şöyle bir saniye. Şimdi 2,5 saatte siz de yarışacaksınız. Tamam. Bir tek bir ürünle uğraşmadı bu arada. Tabii bir sürü şey yaptı. Birçok şeyle uğraştı, doğru mu? Detaylı bir tabaktı yani getirdikleri. Şeyleri unuttunuz mu? Şimdi hayır, unutmadık. Her günde kaç ürün var? Hiçbirinde ben zaten çok fazla emek yok dedim. Hayır, emek verildi bunlar sonuçta. Emekleri var, çok fazla yok. Yani detaylı var. Ama detaylı şeyler getirdik. Tabii ben, bak az önce ne dedim? Yumurta geldi, yumurta poşe olsaydı daha detaylı olurdu. Yumurtayı haşlamış, o da detay. İsmail Bey, ben bir şey söyleyeyim. Misal veriyoruz şu an. Ordöv tabağıyla çıktınız. Kaşar peynirler filan konuşuyoruz yani. Hala ordöv tabağındaki kaşar peynir konuşuluyor. Ordöv tabağında peynir yemiyor musunuz? Bunu siz söylemeyin bari. Hayır, ordöv tabağıyla çıkmanızın ne gerek var buraya? Yine yani başlangıç olarak çorbayla çıkmak şey zorunda değilim ki. Siz bununla çıkıyorsunuz da... Ben ordöv tabağıyla mı çıktım? Ordöv de farklı. Şey. Yalnız her başlangıç çorbayla başlayacak diye bir şey yok. Az, ilk başta ben mesela sizi eleştirmedim bunu niye verdiniz bize diye. Yapmadığınız peynire koyuyorsunuz hazır yani. Hazır peynir, sen de kaşarı kesti koy. Hazır ekmeği koydunuz, hazır ekmeği koydunuz. Ben de hemen gaza geliyorum. Kim ne derse oradayım ben. Berfu Bey çok kibar bir beyefendi. Alttan laflarını sokuyor. Bize kendi haftamda yarıştığı arkadaşıyla benzetti. Pire Tarık'a benzetti bizi. Alttan bize laflarını soktu ama ben onu ciddiye bile almadım. Yaptı iki tane başlangıçla gelmiş karşıma, siz ne anlarsınız diyor. Biz anlarız ama karşımızdaki insanların kim olduğunu da bilerek ona göre beni hazırlarız.
Şimdi ben bir aşçı olarak dünya mutfağına damak zevkinin açık olması gerek yok. Ben yemedim, yemiyorum. Evet öğreniyorum. Sırf teknik öğrenmek için eğitimini alıyorum. Ama Türk mutfağını seviyorum. Lezzetli şeyleri seviyorum. Yanlış konuştu. Evet peki. Beğenen var mı tatlıyı? Öyle sorayım. Genel Hayır. olarak herkes... Sunum. Sadece sunum. Reçel olmasa tatlı değil zaten. Reçel o tatlılığı veriyor. Başka bir şey var mı? Evet. Yani zaten bize tatlı diye istiri de getirmedi yani. Ki reçel koydu getirdi adam da yani. Şimdi bana kahvaltı diyordu ya Sinem Hanım. Bu da bir kahvaltılık o zaman bence, reçel. Bence ben beğendim. Bence yani nasıl ben olması gerekiyor söyle yapmış. Nasıl olması gerektiğini bilmediğim için ben yapılması gerektiği gibi yapmadınız demiyorum. Şef ben sadece beğenmedim. Ya beğenmediğimiz için mi şef değiliz? Hepimizin beğenmedik. Yok hayır, İsmail, neden? İsmail Bey için düşünüyorum. Bunu kusura bakmasın. Neden? Şeyi beğenmedik, tatlıyı beğenmedik. İsmail şef değil. Yani, bu mudur? Yok, kahvaltıda getir. Yani şunu reçel kahvaltıda... Reçel kahvaltılık değil mi? Sonuçta doğru yapmış mı? Yapmış. Bize hitap etmemiş olabilir. Ama sonuçta nasıl olması gerekiyorsa öyle yapmış. Sunumu da güzel. Ben böyle değişik tatları severim. Açık birisiyimdir de. Ben beğendim şahsen. Yani eline sağlık. Şu tabağı minimum kişi başı. Sadece bu tabağı 1.000 lira öderiz galiba. Ay Canan geldi aklıma. Ay Canan. Şu tabii. Salak 1.000 lira yani. Tabii canım kim nerede ne diye yiyecek böyle bir şey o ayrı. Dediğim gibi işte bu bambaşka evet. bir olay. Ama şimdi bir aşçılar haftasındayız da. Ve burası Türkiye. Tamam da. Doğru söylüyorsun ona da tamamım. Dünya izliyor ama işte bizi. Azerbaycan izliyor. Yeseydiniz ama o zaman. Bakın. Bu bitirdi bunları Bey, bakın, normal yarıştığınız bir haftada ay ne gerek vardı böyle bir riske diyebilirsiniz ama aşçılar haftasında bunlar yapılabilir. Biz bekliyoruz böyle hareketler ve bence de ben de takdir ediyorum. Menüme şaka. Takdir edilmesi gereken bir şey. Dediğim gibi bize hitap etmez. O başka bir şey. Ama yani riskli bir şey yapmış. Farklı da bir şey yapmış. Teşekkür ederiz onun için. Emeğine sağlık diyelim ve aşçılar haftasında ilk açık oylamaya geçelim efendim. Şimdi hakkaniyetli olurlarsa yaptığım sunumlara yaptığım aşamalara yani hız servisime o sunumlarla servis süresine bile üst düzeye çıkmadım. Puan vermeleri gerekiyor. Benim en düşük beklediğim puan 8 puan. 8'in altında puan verirlerse bunu tamamen haksızlık olarak kabul ediyorum.